Vespe tarafında bugün %4'lük bir hareket var. Şimdi burada hisse senedinde en son Ocak ayında hisse senedi yaklaşık olarak 15 fiyat seviyesinde, 16-15 oralarda zirve yapmıştı ve o zamandan beri düşüyor. Endeksin biraz daha altında performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Endeksten daha fazla düşüyor diyebiliriz. Çünkü endeks mesela halen 200 günlük ortalamanın üzerinde. Ama Vespe 200 günlük ortalamanın çok uzun zamandır altında ama uzaklaşmıyor fazla. Yani 200 günlük ortalamayı şöyle söyleyeyim, yaklaşık olarak 10.90, 11 diyelim. Hisse senedi 10. Yani son 4. aydan beri hep maksimum %10 uzaklaşmış. Genelde arkadaşlar 200 günlük ortalamadan maksimum %10 uzaklaşmanız durumunda ve oralarda bir tavan hareketi olduğu zaman oradan dönülmesi çok sert yukarı doğru olabiliyor. Şu an bu hisse için geçerli değil ama kritik bir noktayı taban yapmış. Yani şu anki fiyat seviyeleri, onlu fiyatlar. Yani onlu fiyatların hatta 9.90 seviyesinin altında çok fazla uzaklaşmaması lazım. Bu hisse senedinde yeni bir dip arayışını beraberinde getirebilir. Kritik bir yerde yeni girecek arkadaşlar için burada mutlaka 10.80 yani 10.90 yani o 200 günlük ortalamanın üzerindeyken emin olmamız gerekir ki böyle bir durumda bu hisse senedine girelim. Onun haricinde yani şu anda ortada yani çok böyle iyi diyebileceğim bir noktada da değil. Bilanço performansı açısından da yani aslında çok da böyle kötü değil. Aslında biraz da iyi bir bilançoda gelmiş. Ama dediğim gibi onlu fiyatların altına hiçbir şekilde inmemesi lazım. Yani çok sınırda. Buranın altı çünkü bir anda 9'lara doğru hisseyi sarkmasına sebep olur. Peki.